Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Biz bir ay boyunca video çekmeyi unuttuk. Çektik ama silindi yani. Çektik birkaç tane de hoşumuza gitmedi, o yüzden sildik. Hoşuma. Şimdi, evet benim hoşuma gitmedi. Şimdi o yüzden yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Şef Atan bize pizza yapacak. Ben hiçbir şekilde karışmayacağım, sadece unu falan dökerken yardımcı olacağım. Açarken biraz yardımcı olabilirim. Diğer her şeyi Atan yapacak, o yüzden çok eğlenceli. Yardım aşamasında da böyle bir sürü sorular var arkadaşlarımızın bize sürekli sorduğu. Onlardan bahsedeceğiz biraz böyle kısa kısa. Tadım aşamasında daha çok kim daha çok soruları var. Sen ne düşünüyorsun? İnşallah olur canım. Atan ilk defa mutfağa giriyor. Yumurtalar falan. Ha, yumurta falan kırmaz. İlk defa bir şey yapacak. Yapabileceğini düşünüyor, ben de yapabilir diye düşünüyorum. Kek mi yapmıştım? Hazır kek yapmıştı. Kek yaptım sonuç olarak yani. Evet, Atan kek de yapmıştı. Karıştırdım. Çırpıp çırpıp karıştırıp. Evet, bana kek yapmıştı. Şimdi o zaman başlıyorum. Şimdi neler aldığımızdan bahsedeceğiz size biraz. İki tane Bahçıvan markasının rendelenmiş mozzarella peynirini aldık. Instant maya aldık. Doktor Ötker'in. Domates salçası aldık. Tadım aşamasında bize yardımcı olacak. Kola aldık. Şeker, un ve tuzumuz var. Böyle bir kabımız var. Bunun için de Hasan hamur tutacak. Sonra ondan hamurun mayalanması için de bunu kullanacağız. Şimdi Hasan gidip ellerini yıkıyor. Evet. Şimdi Atan unu koyacak. Anlat Atan, ne koyuyorsun? Kaç bardak un? Orada yazıyor size. Söyle. 3 bardak un. Ne diyorsun? Ne kadar un senin o kadar kolay yoğurman demek. Hmm. O zaman koyacağız mı? Sonra koy. Şimdi Atan bunun içine minik bir boşluk açıyor, tamam. Şimdi bu boşluğun içine ne koyacaksın Atan? Maya koyacağım, su koyacağım. Çünkü mayanın çalışması için. Öyle dediler. Şeker çalışması için. Evet, tamam, neyse. Önce mayamı atıyorum. Bir çorba kaşığıydı değil mi? Biz bir çorba kaşığından biraz daha fazla atacağız. Hemen atayım. Mayayı çırptı Atan. Şu an eliyle karıştırmaya geçiyor. Ama bak bulduk ha. Çok iyi. Beceremiyorum ki. Beyza Beyza gittikçe ağırlaşıyor. Ya öyle zaten, daha da ağırlaşacağım. Öf be, nereden girdim ben bu işe ya? Atan önce elini temizlemeye çalışma. Önce orayı yapmaya çalış. Bunu bir daha hayatta yapmam bu arada. Lavaşısı daha kolay. Kesinlikle onu yapayım. Oluyor işte. Bunu ancak bir daha bir yıl dönümünde yaparım ben. Şu an elim hareket... Ne? Bunun bir şey eksik oldu. Sen tarif eksik yaptın ya. Beyza anlattı başka. Aralarını al. Bunları koyman lazım bence bu arada videoya. Koyacağım zaten. Bak. Bak. Tamam. Atan gelmen lazım. Tripodumu evde unuttuğum için aşağı izle çekemiyorum. Atan gelsin çektireceğim ama yani hamur yaptım. Böyle bir hamur, birazdan mayalanmaya bırakacağız. Ama kesinlikle erkekler yalnız denemez. Şimdi bunu Atan dersem muhtemelen üzülecek ama. Ooo! Ama geçmedi elim.
Tamam, nasıl geçmedi? Bir kurula bezle. İşte ya. Bunu da kayıtlara getirelim. Ben yaptım, o gelince oldu. Birlikte yapmış olduk. Geliyorum şimdi, geliyorum. Olduk ya. Tamam, açmayacağız mı? Mayalanacak önce Atan. Bir dakika, çekil hadi artık. Çekil. Geç Atan. Oo. Hala yapışıyorum, onu yerde yapman lazım Atan. Unları alma sakın. Bak, burayı böyle alıp buraya kapatıyorum. Tamam, çekil. Böyle alıp böyle kapatıyorum. Tamam. Bu böyle yapışan. Beyza yüzünden yapıştı arkadaşlar. Dur şimdi şuraya biraz. Burada hamurumuz var mayalanması için bıraktık. Beyza bu sanki şişiyor. Harika yaptım. Şimdi hamuru ben açtığım için sosunu da Beyza yapsın dedim artık bu kadar da. Hani bir şey yapsın dedim. İzin verdim, o da sosunu yapacak. Teşekkür ederim Atam. Şimdi sosunu yapacağız. Sos için domates salçası var. Bir de biraz su koyacağım. Biraz zeytinyağı, biraz tuz, biraz karabiber. Normalde ben kekikli seviyorum ama Atam sevmediği için bu sefer kekiksiz yapacağız. Yok, normalde aslında sarımsak falan da koyacaktık ama şimdilik böyle deneme, yanılma bir şeyler yapalım dedik. Şimdi kavardığımız... Bu boya olmuş. Evet, şimdi... Şimdi bunu böyle biraz Atan sen. İki tane küçük yapalım. Bence bir tane yapalım. Zaten ikimiz birlikte yiyeceğiz. Ama çok kalın olur. Bence tamam. Hatta 3-4 tane böyle minik minik yapalım. Tamam. Evet, şimdi pizzalarımız fırından çıktı. Böyle oldu. Bence bu da benimki. Oldu. Bu arada benimki dediğim her şeyini Atan yaptı. Ben sadece üstünü, şeklini verdim. Şeklini verdi. Asa'nınki de bu şekilde. Pişmemiş gözüküyor ama pişmiş. Ekmek gibi oldu. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi İnşallah deneyeceğiz. Bence çok küçük oldu pizzalar. Ama bak ne kadar güzel hamur açmışsın. Delik hava alıyor. Çok iyi bir şey bu. Ekmeğin güzel olduğunu gösterir. Yaptım be kardeşim. Şöyle oldu bu arada. Benimkinin şeklini ben vermiştim. O yüzden biraz kalın oldu. Ama Atan'ınki daha ince oldu ve o daha bol peynirli seviyor. Ama gerçekten çok lezzetli. Güzel olmuş mu? Ama neyini? Bence biraz tuzu yok. Tuzsuz aynen ben onu çekeyim.